Lale Gül TV artık Türkiye ile birlikte Avrupa'da yayında. Lale Gül TV'yi izlemek için HD uydu alıcılarınızı artık yeni frekansımıza ayarlamanız gerekiyor. Yeni kurulum bilgilerimiz. Frekans 12.685, sembol oranı 30.000. Polarizasyon, dikey, vertikal. Önemli uyarı. HD uydu alıcısı olan izleyicilerimizin Lale Gül TV'yi izlemeleri için uydu alıcılarını HD olarak yenilemesi gerekmektedir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim her birimizi imanı kamil, ameli salih, niyeti halis olan sevgili kullarından eylesin. Yüce Rabbim, ailece Allah yolunda yürümeyi, cennete doğru koşmayı, Ruz-u Mahşer'de aleyhissalatü vesselam Efendimizin etrafında buluşmayı her birimize lütfeylesin. İbadetten uzak olan çocuklarımıza, torunlarımıza, aile bireylerimize, komşu ve akrabalarımıza Rabbim ibadet sevgisini nasip eylesin. Haramlardan, günahlardan nefret etmeye bizleri, bütün dostlarımızı, aile bireylerimizi muvaffak eylesin. Yaşadığımız sürece sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinden yürümeyi, Ruz-u Mahşer'de onun Livaül Hamd sancağı şerifi altında toplaşabilmeyi, mübarek Havz-ı Kevser'inden, mübarek elinden kana kana içebilmeyi, Sırat Köprüsü'nü ilk geçenlerle geçebilmeyi, Cemalullah'ı doya doya seyredebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerim, Mişkatül Mesabih isimli hadis-i şerif kitabımızın Kitabul Cenais bölümüne başlamış idik. Birkaç ders yaptık. Bugünkü dersimizde de cenazenin peşinden gitmek, defin işlemlerine katılmakla ilgili hadis-i şeriflerimiz vardır. Evvela şunu ifade edeyim. Müslümanın Müslüman üzerinde olan haklarını anlatan hadis-i şeriflerde de beyan edildiği üzere bir Müslümanın Müslüman üzerine olan haklarından birisi de cenazesine katılmaktır. Bir mümin kardeşimiz vefat edince, bir komşumuz vefat edince onun cenazesiyle ilgilenmek hayatta kalanların görevidir. Bundan dolayıdır ki bir mümin öldüğü zaman cenazesini yıkayacak sadece bir kişi var, başka kimse yoksa o kişinin o cenazeyi yıkaması farz olur. Bir Müslüman ölür, cenazesini kılacak kimse yoksa, sadece bir kişi varsa,
o kişinin cenazeyi kılması farz olur. Yani Müslümanlar hayattayken birbirimize karşı hukukumuz olduğu gibi ölen insanın geride kalan insanlar üzerinde hakkı vardır. Bir başka ifadeyle hayatta olanların ölen insanlara karşı görev ve vazifeleri vardır. Birinci hadisi şerifimizi Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz rivayet etmektedir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Esri'u bil cenaze fe in teku salihaten fe hayrun tukaddimunaha ileyhi ve in teku siva zalike فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem اَسْرِعُوا بِالْجَنَازَ Cenazeyi bir an önce götürün, namaz kılma ve defin işlemini geciktirmeyin. Bir an önce vazifenizi cenazeye karşı gerçekleştirin. Peki burada cenazenin bir an önce götürülmesi esri'u kelimesiyle ifade ediliyor. Esri bizim bildiğimiz sürat kelimesinden geliyor. Bu hani böyle savaşa gider gibi gitmek değil, normal yürüyüşün biraz daha üzerinde seyretmeyi ifade ediyor. Neden cenazeyi bir an önce götürüp cenazesini kılmak ve defin işlemlerini yapmak tavsiye ediliyor? فَاِنْ تَكُوا صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا اِلَيْهِ Eğer söz konusu olan cenaze salih bir insan ise, salihe bir cenaze ise, o zaman bu insan cennete gidiyor. Bu insan dostuna kavuşuyor. Bunu bir an önce götürün çünkü ölünce gideceği yer kendisine gösterilmiştir. O bir an önce gitmek ister. Onu gideceği mahbubundan, sevgilisinden, aşk ile şevkle beklediği yere ulaşmaktan geciktirmemek lazım. Yani ona iyilik yapmak neyle olur? Bir an önce onu götürmekle olur. Bir önceki dersimde de ilki olarak söylemiştim. Cenazeleri bekletmek doğru değildir. Cenaze namazına katılanların sayısı çoğalsın diye bir gün, iki gün beklemek doğru değildir. Cenaze bir an önce defnedilmelidir. Bazı bölgelerimizde cenaze sabah saat 8'de 9'da hazırsa hemen götürüp defnederler. Evin önünde veya kabristanda 15, 20, 30, 40, 50 kaç kişi gelirse onlarla cenazeyi kılarlar. Bu uygulama sünnete uygun bir uygulamadır. Sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmaînin uygulamasına münasip bir uygulamadır. Ancak şehir gibi yerlerde, metropol şehirlerde insanlar daha fazla cenazeye katılan olsun diye namaz vakitlerinin müteakip, öğlen ve ikindi namazını müteakiben cenazelerini kaldırırlar. Bunu anladık da bazen şehirler arası veya uluslar arası birileri gelecek diye cenaze birkaç gün bekletildiği de oluyor. Bunlar doğru değildir. Yani cenaze bir an önce yerine ulaşmak ister eğer salihe bir cenaze ise. Salih bir insan ise gideceği yerin cennet olduğunu görür, bir an önce yerine yerleşmek ister. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir an önce götürün der. وَاِنْ تَكُوا سِوَا ذَٰلِكَ Peki cenaze salihe bir cenaze değil. Yani cennetlik bir cenaze olmadığını düşünelim. Peki burada da mı acele etmek lazım? Evet, bir an önce bunu da götürmek lazım. فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ O zaman bir kötüden, bir şerden bir an önce kurtulmuş olursunuz. Yani عَلَى كُلَّ هَلْ Onu şerli bir cenazeyi saklamanın bir bereket vesilesi olması söz konusu değildir. Belki bir an önce şerden kurtulmuş olursunuz diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kıymetli izleyenlerim, biz tabii bir insanın kafir olarak öldüğünü bilmemiz halinde onun doğrudan doğruya şer olduğuna hükmederiz.
Bunun dışında bir müminin ölümü halinde bildiğimiz günahları sebebiyle onun şer olduğuna hükmetmeyiz. Hüsnü zanda bulunuruz. Eğer mümin olarak öldüğünü biliyorsak hüsnü zanda bulunuruz. Belki onun günahlarını Allah affetmiştir Celle Celaluhu. Bizim haberimiz yoktur. Belki bizim günahımız ondan daha fazladır. Biz bunu fark etmemişizdir. Ancak bu perde arkasında cenazeyi alâ külli hal hızlı götürmek, yani bir an önce götürmek gerekir. Neden? İki tane sonuçtan birisi. Ya iyi bir insandır, yerine bir an önce kavuşmuş olur. Veya kötü bir insandır, biz bilmiyoruz ama bir an önce ondan biz de kurtulmuş oluruz. İstirahatımıza bakarız, alacağımız ibreti almış oluruz. Yapmamız gereken hazırlıkları yapmış oluruz kıymetli izleyenlerim. Hadis-i şerif böyle ifade ediyor. Bu hadis-i şerif Buhari ve Müslim'de zikredilmektedir. Bu konuyla ilgili ikinci hadis-i şerifimizi وَعَنْ اَب۪ي سَع۪يدٍ اَلْخُدْر۪ي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh Efendimiz'den mervidir ki قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Serveri kainat Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. İza vudi'atil cenaze fehtemeleher ricalu ala a'naqihim. Şimdi Arapçada cenaze var, bir de cinaze var. Cinaze taputa denir. Cenaze de ölü olan insana denir. İza vud'atil cinazetu dersek taput konulduğu zaman, ki taputun üzerinde zaten cenaze varken adı cinaze olur. Fehtemeleher ricalu ala a'naqihim cenaze yani ölü veya cinaze tabut. İnsanların işte omuzlarına taputu aldılar. Fe in kanet salihaten eğer salihe bir cenaze ise galet dostları onu omuzlarına alınca şöyle der onlara: Kaddimuni, beni bekletmeyin, bir an önce götürün, bir an önce götürün der. Ve in kanet gayra salihatin, eğer salihe birisi değilse o cenaze, qalet li ehliha, ehline der, çoluk çocuğuna, dostlarına der ki: Ya veyleha, eyne tezhebune biha, vay vay vay, nereye götürüyorsunuz? Nereye götürüyorsunuz beni der. Yesma'u savtaha kullu şeyin illel insan. Kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem burasını anlatınca bir de şu ilaveyi yaptı. Bunun bu sesini insanların dışında bütün varlıklar duyar. Hayvanlar bu sesi duyarlar. وَلَوْ سَمِعَ الْاِنْسَانُ لَا صَعِقَ Eğer insanoğlu bu sesi, onun o yalvarışını duysa bayılıp düşer, helak olur, ölür. Şimdi Buhari'nin rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şerif kıymetli izleyenlerim, bizim görmediğimiz, bilmediğimiz bir alemden ferdi bir bilgidir. Buna gayb denir. Sahih kaynaklarda zikredilen bu hadis-i şerife aynen zikredildiği gibi biz inanırız. Gözümüz şaşırabilir, kulağımız da şaşırabilir ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şaşırmaz. Bundan dolayıdır ki kıymetli izleyenlerim, cenazeleri çok bekletmemek lazım. Cenazeleri omuzumuza aldığımız zaman usulüne uygun bir şekilde taputu rahatsız edecek kadar çok hızlı değil. Ama normal yürüyüş değil, normal yürüyüşün biraz daha üzerinde, biraz daha aceleci bir yürüyüşle efendim cenazeyi musallaya ve defin mahalline götürürüz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de bu nasihatlerini göz ardı yapmayız. Bu konuda yine ikinci hadis-i şerifimizi rivayet eden Ebu Sa'il el-Hudri radıyallahu anh Efendimiz'den şöyle bir nakil de vardır. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, serveri kainat aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. İza ra'aytumul cinaze ev'l cenaze fequmu. Baktınız ki cenaze geliyor,
kalkın diyor. فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقُعْدْ حَتَّى تُوضَعَ. Yani cenaze geliyorsa, cenazenin geldiğini gördüysek ne yapmak lazım? Kalkmak lazım. Yani bir gelen bir kardeşimiz, ölü bir kardeşimiz, insan en azından ilgi duydum cenazeye, kardeşimin cenazesine ilgi duydum deyip oturduğu yerde hiç sallanmayınca adeta ilgi duymadım anlamını ifade eder. Veya gelen cenazedir, önemli bir olay var. Çünkü her ölü bize ölümü hatırlatır. Olayın, yani ölüm olayının ciddiyetini anladığımızı, kavradığımızı ifade etmeyi anlatan bu ayağa kalkma olayı gerçekleştirilmiş olur. Bu maksatla olabilir. Peki cenaze gelirken kalktı. Cenaze geldi, yanımızdan geçti. فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ. Şimdi cenaze şeye konuncaya kadar, diyelim ki musalla taşına mı konulacak, musalla taşına konuncaya kadar veya defin için kabre mi götürüldü, indirilinceye kadar oturmasın diyor. Şimdi cenazeyi götürdük. Cenazeyi götürdüğümüzde efendim henüz cenaze musalla taşına konmadan, eğer namaz kılma yerine götürdüysek, eğer kabristana götürdüysek, kabristana, mezara indirilmeden veya mezarın üzerine, yere tabut konmadan insanlar oturmamalı. Şöyle bir kural var kıymetli izleyenlerim. Kültür zafiyetinden dolayı bunu maalesef uygulayamıyoruz. Yani din kültürü zafiyeti olduğundan dolayı uygulayamıyoruz. Şimdi bir kardeşimizin cenazesine gidiyoruz. Cenazesine gittiğimizde kabristana vardık. Defin işlemine katılıyoruz. Şimdi burada dünya kelamı konuşmak doğru değildir. Yani bir tarafta bir kardeşimiz, bizim gibi dün canlı olan, konuşan, yiyen, içen, duyguları olan, hayalleri olan, planları, projeleri olan bir kardeşimiz yekten öldü. Şimdi o artık bizim gibi göremiyor, konuşamıyor, bizim gibi planlar, projeler gerçekleştiremiyor. Bir taraftan oğlu, bir taraftan kızı, bir taraftan eşi, bir taraftan sevenleri ağlıyor. Kendisi bir yolculuğa gitti. Ciddi bir olay var ortada. Şimdi böyle bir olayda ağlayanlar, gözyaşı dökenler, üzülenler varken bir taraftan da mark hesabı, dolar hesabı, avro hesabı yapılmaz. Yani dünya işleri konuşulmaz. Orada ölümden ibret alınması, kabirde ve kabristanda yatanlardan ibret alınması lazım. Vardık defin için kabristana. Şimdi herkes bir yer kapıp oturmayacak. Cenaze indirilecek. Cenaze omuzlardan indirilinceye kadar kimse ayakta kimse oturmamalı. Peki cenaze indirildi ve kabre yerleştirildi veya yerleştiriliyor. Cenaze kabre indirildikten sonra defin için toprak atacak ve o mezarda çalışacakların haricinde kimse ayakta kalmamalı, herkes oturmalı. Yani bir yerde çökmeli. Demek ki cenaze konuncaya kadar ayakta durmalı, konduktan sonra da mutlaka oturmalı. Cenaze konmadan oturmak uygun değildir. Cenaze indirildikten sonra ayakta durmak uygun değildir. Ancak görev icra edecek olan kişiler ayakta durabilirler. Bu okuduğum son hadis-i şerif de Bukhari ve Müslim'de rivayet edilmektedir kıymetli izleyenlerim. Bir sonraki hadis-i şerifimizi Hazreti Cabir radıyallahu anh Efendimiz bizlere nakletmektedir. Kale şöyle diyor: Merrat cenazetun فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقُمْنَا مَعَهُ. Bir cenaze geldi, geçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi görünce ayağa kalktı. Biz de onunla beraber ayağa kalktık. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Dedik ki ey Allah'ın Resulü, اِنَّهَا يَهُودِيَّتُنْ. O cenaze bir Yahudi cenazesidir. فَقَالَ اِنَّ الْمَوْتَ فَزَعُنْ فَإِذَا رَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا مُتَّفَقُونَ عَلَيْهِ. Yani ölüm normal bir şey değil, korkunç bir manzaradır. Cenazeyi görünce o ölüm sizi, ölümü size hatırlatıyor ya, ciddi bir olayı hatırlatıyor ya, ayağa kalk. Adeta
bazı insanlar vardır. Şimşek çakar, yıldırım düşer, hiç yerinden sallanmaz. Keyfinden vazgeçmez. Deprem olur, sallanır bina. O sanki ona hiçbir şey olmayacakmış gibi sallanmaz. Yerinden sallanmaz. Öyle değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her tarafı sis ve duman kapladığı zaman, şimşek çakmaya başladığı zaman hemen evinden dışarı çıkardı, bakardı. Girerdi içeri, tekrar dışarı çıkardı, bakardı. Yani ve derdi ki eski ümmetler buna benzer belalarla helak olmuşlar. Acaba bir bela mı geldi? Endişeleniyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Endişelenmek normaldir, endişelenmemek normaldir. Hani derler ya, deliye her gün bayram, ne mutlu sana delisin. Eğer deli olmasan, akıllı olsan çok ince hesaplar yapacaksın, üzüleceksin. Yani bu deprem sallıyor, ben yerimden sallanmıyorum. Efendim yıldırımlar düşüyor, ben yerimden sallanmıyorum. Neden sallanmıyorsun? İnsanın hükmü nedir ki ya? Dolayısıyla ölüm ciddi bir olaydır. Bu olay isterse Yahudi cenazesi olsun, sonuçta Yahudi'ye kalkmış olmuyor. Ölüm bunu kaldırmış. Ölüm hatırası onu kaldırmış oluyor. Efendim Bukhari Müslim'de rivayet edilen bu hadis-i şerif de bu şekilde anlaşılmalı. Kıymetli izleyenlerim, bir sonraki hadis-i şerifimizi Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu vece rivayet ediyor. Ve an Ali'in radıyallahu anhu kal, ra'eyna Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâme fekumna. وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا Yani fil cenaze. Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu aleyhi diyor ki bir defasında aleyhissalatü vesselam Efendimizin cenazede kalktığını gördük. Biz de kalktık. Bir defasında kalkmadığını, oturduğunu gördük. Biz de oturduk. Bu kalkmanın da kalkmamanın da her iki uygulamanın da aleyhissalatü vesselam Efendimizin pratiğinde olduğunu, dolayısıyla bağlayıcı bir durum yoktur. Ölümden etkilendim. Mümin kardeşimin ölümüne ilgi duydum, cenazesine ilgi duydum diye insan kalkmış olabilir efendim, ama kalkmamış olması da bir günah vebal getirmeyeceği buradan anlaşılmaktadır. Bu hadis-i şerifin İmam Malik ve Ebu Davud'den olan nakillerinde ilk zamanlarda kalkıyordu, daha sonra kalkmamaya başladı. Demek ki ilk zamanlarda cenazeye karşı böyle bir görevi icra ediyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Daha sonra efendim bu uygulamayı bırakmıştır. Yani cenazeden dolayı kalkmamıştır. Binaenaleyh bu iki rivayeti birleştirdiğimizde kalkan insanın kalkmasıyla kalkmayan insanın kalkmaması hiçbirisi bir vücubiyete veya bir günaha efendim vesile olmayacağı anlaşılmaktadır. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin rivayet etmiş olduğu hadis-i şeriftir. Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın elçisi şöyle buyurmuşlardır. Men ittebe'a cenazete muslimin, bir insan Müslüman bir kardeşinin cenazesine tabi oldu. İmanen ve ihtisaben, inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek. Allah'a ve Resulüne inanmış bir insan bu imanını gereği bir cenazeye katıldı. Vahtisaben bu katılışında da sadece ve sadece Allah'tan mükafat bekliyor. وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا O cenazenin namazı kılınıncaya ve defin işlemleri bitirilinceye kadar bu adam o cenazenin peşinde giderse, cenazeyle ilgilenirse فَاِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاتَيْنِ Yani ücret olarak iki tane ücretle dönmüş olur. كُلُّ قِيْرَاتٍ مِثْلُ اُحُدٍ Her ücret bir Uhud dağı ağırlığıncadır, diyor. وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ Bir insan sadece cenaze namazına katıldı, cenazesini kıldı ama defin işlemine katılmadı. Vakti yoktu, döndü. فَاِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاتٍ O da bir kırat ile döner. Yani hem namaz hem defin iki kırat. Sadece namaz bir kırat. Kırat nedir? Kırat bir Uhud dağı ağırlığı demektir. Yani Cenab-ı Hak ona öyle büyük bir mükafat veriyor ki Uhud dağı ağırlığınca ona sevap vermiş oluyor.
Eğer sadece cenazeye katılır, cenaze namazına katılırsa, hem cenazeye hem de defin işlemine katılırsa, bu sefer bunun mükafatı iki kat oluyor, yani iki kırat oluyor. Bir defasında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu beyan edince, Hazreti Ömer Efendimiz kerramallah radıyallahu anh buyurdular ki, her cenazeye katılmakta bir kırat, her defin işlemine katılmakta da bir kırat daha. Dolayısıyla defin ve cenaze namazı işlemine katılan iki kırat sevap alıyorsa, şimdiye kadar biz ne kıratları kaybettik dedi. Yani katılamadığı cenazelerden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etmiştir. Kıymetli izleyenlerim, cenazeler ve düğünler müminlerin birisi üzüntülerin paylaşıldığı merasim oluyor. Birisi de sevinçlerin paylaşıldığı merasim oluyor. Sevinçler paylaşıldıkça artar, üzüntüler paylaşıldıkça azalır deniyor. Dolayısıyla bir insanın cenazesi varsa dostların o cenazede gördüğü zaman bir moral, motivasyon, yeni tabirlerle manevi bir atmosfer oluyor, bir güven oluyor. Evet, ben dostumu kaybettim, anamı kaybettim, babamı kaybettim, çocuğumu kaybettim ama dostlarım var benim diye bir güvence oluyor. Ona bir takviye olmuş oluyor. Bu da ciddi manada katılan insanlara sevap temin etmiş olur ki hadis-i şerifte kırattan bahsediyor. Kırat dediğin Uhud dağı ağırlığınca tasaddukta bulunmuş gibi. Uhud dağı ağırlığınca sevap kendisine verilmiş oluyor. Bu az bir şey değildir. Bunu duyunca Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh desene biz çok kıratlar kaybettik, çok mükafatlar kaybettik. Demek ki bunu ben daha önce bilseydim cenazeleri kaçırmazdım demiş oluyor. Şimdi kıymetli izleyenlerim, apartman usulü şehirlerde yaşayan insanlar maalesef komşuluk hukuku birçoğunda yoktur. Sadece yüzme havuzunda buluşuyorlar. O da birisi sağa bakıyor, birisi sola bakıyor. Başka buluşacakları yer yok adeta. Kocaman apartmanda bir köyde olacak kadar insan vardır ama aralarında bir komşuluk ilişkisi, dostluk ilişkisi olmuyor. Bir kattan cenaze çıkıyor veya yoğun bakıma hastaneye kaldırılıyor. Yan taraftaki komşu geçmiş olsun, başını sağ olsun, Allah şifalar versin hastasıyla, cenazesiyle ilgili bir taziyede bulunmamış olabiliyor. Bunların sayısı da az değil, gittikçe bu sayı da çoğalmaktadır. Oysa Müslümanın Müslüman üzerine olan haklarından birisi de komşuluk halinde birbiriyle ilgilenmektir. Cenaze durumunda ise cenazeye katılmaktır ve taziyede bulunmaktır. Bu vesileyle komşularımızın, akrabalarımızın, bulunduğumuz apartmandaki insanların cenazesiyle mutlaka ilgilenelim. Cenaze namazına katılalım, vaktimiz varsa defin işlemine de katılalım, değilse bizim cenazemize de katılanlar azalmış olabilir. Tahmin etmediğimiz kadar az olmuş olabilir. Bu dünya sebepler dünyasıdır. Men dakka dukka denmiştir. Bir zaman birisinin kapısını çalıyorsa onun da kapısını çalan çıkar. Dolayısıyla bu dünya etme bulma dünyasıdır. İyilik yaparsan karşılığında iyilik bulursun. İnsanların cenazesiyle ilgilenirsen sen de cenazenle ilgilen çıkar. Ama beni ilgilendirmez, ölmüş gitmiştir dersen yarın senin cenazende de başkaları diyecek beni ilgilendirmez. Efendim, bu vesileyle cenazelerle ilgilenmenin mümin kardeşi olmanın bir gereği olduğu, imanımızın bir gereği olduğunu bu hadis-i şerifler bize göstermektedir. Peki devam edelim hadis-i şeriflerimize. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin bu hadis-i şerifini dinledikten sonra yine Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin bu konuda bir başka hadis-i şerifini görelim. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ne'alin linnâsi en neccâşiyye el yevme lezi mâte fîhî. Neccâşi vardı. Habeşistan'da adil bir kraldı, melikti ve ilk hicret oraya gerçekleşmişti. Müslümanlara iyi destek vermişti. Bu ölünce Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onun ölüm haberini duyurmuş ve haraca bihim ilel musalla, haydin namazgaha geçelim demiş. Fasaffe bihim saf tutun demiş ve kebbera erba tekbiratin ve dört tekbirle onun cenazesini kılmış.
Yani huzurda olmayan, gıyabi olan bir cenazeyi bu şekilde aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefa borcu olarak kılmıştır. Şimdi bu hadis-i şerife dayanarak İmam Şafii Hazretleri ve bazı müştehitler gıyabi cenaze, yani huzurda olmayan cenaze namazı, cenaze üzerine cenaze namazı kılınabilir diyor. Fakat Ebu Hanife Hazretleri, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri birçok fukaha, bunların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında çok ender olduğu, istisnai durumlar olduğunu ve normalde cenaze namazı kılınabilmesi için cenazenin huzurda olması gerektiğini beyan etmişlerdir. Yani Hanefi fukahası gıyabi cenaze olmayan cenazenin cenazesi kılınmaz. Dua yapılır ama cenaze namazı kılabilmek için cenaze huzurda olması lazım. Bu Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin hadis-i şerifine binaen İmam Şafii Hazretleri gıyabi cenaze namazının caiz olduğunu ifade eder. Hadis-i şerifimizde ayrıca 4 tekbirle kıldırdığı ortaya çıkmaktadır. Cenazede 4 tekbir alınıyor. Birinci tekbirden sonra Sübhaneke ve Celle Fenâuk ile beraber okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme barik ile beraber okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra duası var. O duasını bilen duasını okuyacak. Duasını bilmeyen en kısa zamanda duayı ezberleyecek. Ezberlememiş olan yine en kısa zamanda onu ezberlemesi gerekecek. Neden böyle söylüyorum? Çünkü artık biz bütün cenazelerde duasını bilen duasını, duasını bilmeyen dua niyetiyle Elhamd-i Şerif'i okuyacak diyoruz ya. Hiç kimse cenaze namazında okunacak olan duayı merak edip ezberleyeyim diye, şahsen ben yıllardır görev yapıyorum, hocam şu cenazede okunacak olan dua nedir diye yazıp bana verir misin veya nereden okuyabilirim, ezberleyebilirim diye soran bir Allah'ın kulu çıkmamıştır. Nasıl olsa Fatiha işi idare ediyor. Şimdi biraz sonra gelecek aleyhissalatü vesselam Efendimizin cenazede okuduğu dua. Ben de bazen cenazelerde zemin uygunsa, vakit müsaitse şunu söylüyorum cemaate. Ey cemaat, birinci tekbirden sonra Sübhaneke ve Celle Tenaik ile beraber okuruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme barik ile beraber okuruz. Üçüncü tekbirden sonra duasını bilen duasını, duasını bilmeyen en kısa zamanda duasını ezberlemek şartıyla bildiği bir duayı veya Fatiha'yı okur diyoruz. Ve dördüncü tekbirden sonra selam veririz. Kıymetli izleyenlerim, çünkü cenaze duasında özellikle cenazenin kendisine dua ediyoruz. Allah'a yalvarıyoruz önümüzdeki cenaze olan kardeşimizle ilgili. Ama Fatiha'yı okuduğu zaman Fatiha mutlak bir duadır. Özellikle cenaze ile ilgili bir dua değildir. Ancak Fatiha dua olarak idare eder mi? Elbette idare eder. Ama gerçekten ölünün kendisine yapılacak olan dua, ki zaten cenaze namazı bir dua mahiyetindedir. Rükû yok, secdesi yok. Dua için insanlar bir araya geliyor ama bu duayı cenaze namazının içerisinde yapmış oluyor. Onun için dinleyen bütün izleyicilerime ben cenaze duasını ezberlemelerini tavsiye ederim. Neden mi diye soracaksanız, o zaman kulağınıza küpe olacak olan nedenini de söylerim. Nedir hocam nedeni? Sen ölmüş olsan cenaze namazına katılanların tamamı Fatiha okumuş olsa mı senin için daha iyi? Yoksa gerçekten her biri cenaze ile ilgili, yani özellikle sana yapılacak olan duayı yapmalarını mı tercih edersin? Elbette diyeceksin ki yani bana özel dua yapmalarını isterim. İşte o zaman o cenaze duasının içerisinde sana özel dua vardır. Evvela genel başlıyor. Dua ilerledikçe ve hussa hadel meyyite bir ravhi ve rahati vel mağfireti ve rızan. Allah'ım bu önümüzde musalla taşında yatmakta olan cenazeyi bir ravhi, bunu rahata kavuştur Allah'ım. Ve bunu cennetin güzel nimetlerin kokusunu almaya muvaffak eyle. Bunu rahata kavuştur Allah'ım. Vel mağfireti, ne kadar günahları varsa bağışla Allah'ım. Ve rızan, ben senden razıyım de ona, mutlu et onu, memnun et onu Allah'ım diyoruz. Duada bunu yalvarıyoruz. Ve diyoruz ya Allah'ım en kâne muhsinen fezid fi ihsanihi. Allah'ım eğer bu iyi bir insan idiyse iyiliğini artır ya Rabbi. Artır iyiliğini, artır. Daha fazla iyilikle mukabele görmüş olsun.
Ve in kâne gayre zâlik. Eğer iyi bir insan değilse, kötü bir insansa, in kâne muhsinen fezidi fi ihsani. Ve in kâne musiyen fetecâvez anhu. Allah'ım, günahlarını sil, yok öyle. Sen affedicisin, affı seversin. Bu kardeşimizi affeyle Allah'ım. وَلَقِّهِ الْاَمْنَ وَالْبُشْرَى Allah'ım bunu emniyete kavuştur. Müjdeler ver buna. Mutlu olsun, memnun olsun. وَالْكَرَامَةِ وَالْزُلْفَى İkramlarını Ya Rabbi buna ihsan eyle. Şimdi böyle bir dua sana yapılmasını ister misin? Cenaze olduğun zaman. Yoksa bir Fatiha ile işte okuyanlar ne diyorlar? اِهْدِنَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ Allah'ım bizi sırat-ı müstakime hidayet erdir diyor. Yani Fatiha'da genel bir dua var. Bütün Müslümanların geneline bir dua vardır. Ölüye özel bir dua yoktur. Onun için ben bütün kardeşlerime cenazede özellikle duayı ezberlemelerini tavsiye ederim ve cenazelerde bu duayı okuyalım diyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Necaşi'nin cenazesini 4 tekbirle kıldırdığı burada anlatılmaktadır. Bu hadis-i şerifte Buhari ve Müslim'de zikredilmektedir. Kıymetli izleyenlerim, elbette gıyabi cenaze meselesi başlı başına bir fıkhi meseledir. İhtilaflı bir konudur. Bu konuda bu ve benzeri hadis-i şerifleri baz alarak İmam Şafii ve bazı müştehidler gıyabi cenaze namaz kılmak caizdir deseler de Hanefi mezhebinde Ebu Hanife Hazretleri rahmetullahi aleyh efendim gıyabi cenaze namazının caiz olmadığını söylerler. Necaşi'nin cenazesiyle ilgili ve bu konuda rivayet edilen birkaç tane daha rivayetler var. Bu rivayetlerle ilgili diyor ki Hanefi fukahası burada istisnai bir durum vardır. Neshedilmiştir veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada gıyabi cenaze kılarken Cebrail aleyhisselam cenazeyi onun önüne getirmiştir. Dolayısıyla imamın önünde olması yeterlidir. Arkadakilerin görüp görmemesi o kadar önemli değildir. Yani gıyabi değildir, huzuruna getirilmiştir diyor. Böyle daha doğrusu yorumluyor bunu. Bu konuda Muaviye bin Müzeni vardı. Bu onun da gıyabi cenazesi söz konusudur. Cebrail aleyhisselam Tebuk Savaşı'nda iniyor ve diyor ki Ya Resulallah, Muaviye bin Müzeni Medine'de rahmetli oldu. Savaşa gelecek durumda değildi, rahatsızdı. Sen şimdi Tebuk'tesin ama Medine'de böyle bir zat vefat etmiştir. اَتُحِبُّ اَنْ اَطْوِيَ لَكَ الْاَرْضَ فَتُصَلِّي عَلَيْهِ Arzu edersen ben yeryüzünü düreyim, onun cenazesini senin önüne koyayım, cenaze namazını kıldır, ben onu tekrar yerine götüreyim. Arzu edersen bunu yapabilirim. Peki, قَالَ نَعَمْ Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, tabii ne demek böyle bir zat, böyle bir kıyak yapacaksan benim ümmetimden birisine, ben buna talibim diyor. فَضَرَبَ بِجِنَاحِهِ عَلَى الْاَرْضِ فَرَفَعَ لَهُ سَر۪يرَهُ وَيَا فَرُفَعَ لَهُ سَر۪يرُهُ Cebrail aleyhisselam şöyle bir dokundu. Muaviye bin Müzeni'nin taputu geldi önüne. Efendimizin önüne geldi sallallahu aleyhi ve sellem. فَصَلَّ عَلَيْهِ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Muaviye bin el-Müzeni'nin cenazesini kıldı. وَخَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكِتِ Arkasında iki saf melekte cenaze namazına durmuştu. Peki, arkasında iki saf melek cenazeye durunca bu melekler فِي كُلِّ صَفِّنْ سَبْعُونَ اَلْفَ مَلَكٍ Her bir safta da 70 bin melek vardı. Yani Muaviye bin el-Müzeni radıyallahu anh Efendimizin cenazesinde 140 bin tane melek iki saf halinde namaza durmuşlar. Sümme raca aleyhissalatü vesselam Efendimiz cenazeyi kıldırmış. Cenazeyi kıldıktan sonra dönmüş. Cebrail aleyhisselama demiş ki bime edreke hâda bu neyin nesiydi? Bu benim ümmetimden ilk ölen değil, son ölen de değildir yani. Şimdiye kadar böyle bir kıyak yapmadın bir başkasına. Bu özellik nereden kaynaklanıyor? Cebrail aleyhisselam şu cevabı vermiş. قَالَ يُحِبُّهُ بِحُبِّهِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ وَقِرَاءَتِهِ اِيَّهَا جَاثِيًا وَذَاهِبًا وَقَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَى كُلِّ حَالٍ Bu İhlas suresini, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ suresini çok severdi.
çok sevdiğinden dolayı da bunu otururken, ayaktayken, giderken, gelirken her türlü, her zaman bunu devamlı okurdu. Çünkü bu sure kısa olduğundan dolayı değil, Cenab-ı Hakk'ı en güzel anlatan surelerden bir sure olduğu için bunu ayakta, otururken, yatarken, kalkarken, giderken, gelirken, bağdaş kururken devamlı bunu okurmuş. Bu sureye olan sevgisi, muhabbeti, ilgisi sebebiyle Allah Celle Celaluhu bana böyle bir yetki verdi. Ben de bu yetkime dayanarak Efendimiz bu kıyağı Muaviye bin el-Müzeni'ye yaptım diyor. Ama burada görüldüğü gibi Cebrail aleyhisselam onun taputunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önüne getirmiş oldu. Artık gıyabi değil yani. Efendimiz görüyor cenazeyi, görüyor önünde. Bunun bir başka, bu olaya benzer bir başka olay da Mute Savaşı'nda söz konusu oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkıyor ve onunla Şam arasındaki olup bitenler, o mesafe olduğu gibi canlı yayında gözünün önüne seriliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan savaş alanını adeta canlı yayında seyreder gibi seyrediyor. Efendim sancağı Zeyd bin Harise aldı diyor ve yürüdü düşmanın üzerine ve şehit düştü diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun cenazesini kılıyor ve ona dua ediyor. Ve diyor ki onun için istiğfar edin, o cennete girdi, cennette koşuyor diyor. Sonra sancağı Cafer bin Ebu Talib aldı diyor. O da düşmana saldırdı ve o da şehit düştü diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun da cenazesini kılıyor ve ona dua ediyor. Kardeşiniz için dua edin, o şimdi cennettedir, cennete girdi diyor. فَهُوَ يَطِيرُ ف۪يهَا بِجَنَاحَيْنْ حَيْثُ شَاءَ. O orada iki kanatla istediği gibi cennette cennet kuşu olmuştur, uçuyor diyor. Şimdi burada da gördüğümüz gibi aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne yapıyor? Savaşta şehit düşen kişilerin şehit düştüğünü canlı yayında seyreder gibi ümmetine, orada olanlara söylüyor ve orada Allahu Ekber deyip namaza duruyor. Onların namazını kıldırıyor ve onlara dua ediyor. Aynı zamanda cennete girdiklerini de onlara, yani huzurundakilere müjde olarak vermektedir. Kıymetli izleyenlerim, burada da gördüğümüz gibi aleyhissalatü vesselam Efendimiz gıyabi cenaze, yani huzurunda olmayan cenaze kılmış mıdır? Kılmıştır. Bunlara, bu rivayet edilenlere binaen İmam Şafii Hazretleri gıyabi cenaze caizdir der, biz de saygı duyarız. Mesnedi vardır. Ebu Hanife Hazretleri rahimehullah der ki bunlar özel durumlardır. Her zaman olmamıştır. Efendim bu özel durumlarda da aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzuruna getirmiş olmaları söz konusudur. Binaenaleyh biz bunu özel bir uygulama olarak kabul ederiz. Cenaze kılacağımız zaman cenaze ortada olmalı ve ön tarafta olmalı. Arkasından cenaze bu şekilde kılınmalıdır diyorlar kıymetli izleyenlerim. Biz hepsine saygı duyarız. Bütün müçtehitlerin içtihadına saygı duyarız. Her birisinin kendine göre delilleri de vardır. Bir hadis-i şerif daha okuyarak bugünkü dersimizi noktalayalım kıymetli izleyenlerim. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي لَيْلَى قَالْ كَانَ زَيْدُ بْنِ اَرْقَمْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِسِنَ اَرْبَعًا. Diyor ki Zeyd ibn-i Erkam cenaze namazı kıldırırken 4 tekbir alır idi. وَاِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازِسِنْ خَمْسًا. Bir cenazede 5 tekbir aldı. فَسَأَلْنَاهُ dedik ki biz her cenazeyi 4 tekbirle kıldırıyordun. Burada 5. tekbiri neden aldın? فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا. Verdiği cevapta diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bazen 5 tekbir alırdı. Bazen 5 tekbir alırdı. 4 tekbir alanlar derler ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin son uygulaması 4 tekbir üzereydi. 5. tekbir aldığı dönemlerde olmuştur. Ama ülkemizde 4 tekbirle cenaze namazını kılmaktayız. Bu konudaki rivayette sağlam hadis-i şerif, sahih kaynaklarda olan hadis-i şeriftir. Cenazeyi namazsız bırakmayalım. 4 tekbir de yeterlidir. Duasını ihmal etmeyelim.
Yüce Rabbim her birimize imanla, ihlasla yaşamayı, imanla, salih amelle yaşamayı, imanı kamil ile emaneti teslim etmeyi, salih insanların omuzlarında, onların cenaze namazlarında taputumuzun üzerine, cenazemizin üzerine namaz kılınmasını ve salih insanların elinde defnedilmeyi hepimize, her birimize nasip eylesin. Cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi de Rabbim her birimize ikram etsin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bütün ölülerimize, toprağın altındaki bütün cenazelerimize Rabbim rahmet eylesin. Efendi Hazretlerimize âli makamlar ihsan eylesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e komşu eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.